Barnet, Whetstone bölgesinde yepyeni bir restoran açıldı. Adı Palmiye Kitchen. Görkemli bir açılışla müşterilerine merhaba diyen mekanın açılışına Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Bekir Utku Atahan'ın yanı sıra çok sayıda önemli isim katıldı. Türk mutfağından özel lezzetleri bölge halkına sunan restoranın menüsünde kahvaltı da mevcut. Whetstone bölgesinde Palmiye Kitchen'ın açılışı biraz önce gerçekleşti efendim. Yanımızda da Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Bekir Utku Atahan bizlerle birlikte. Kurdeleyi de biraz önce kendisi kesti zaten. Hemen yanı başımızda da kurucu ortaklarından Özgür Demirci var. Özgür Bey zaten bizim programımızı takip edenler bilirler. Başarılı bir iş insanı. Şimdi Özgür Bey'e sözü vereceğim ama önce Sayın Başkonsolosum size soralım. Bugün güzel bir açılıştayız. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu fırsatı verdiğiniz için biz tabii çok mutluyuz. İş insanlarımızın başarıları, Londra'daki iş insanlarımızın ve İngiltere'deki iş insanlarımızın başarıları bizleri çok mutlu ediyor. Türk restoranında biliyorsunuz artık İngiltere'de, özellikle Londra'da bir marka haline geldi. Türk restoranı, Türk mutfağı, Türk yemekleri. Bunu şimdi Barnet'te de bir Türk restoranı açılışını yapmaktan tabii büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Barnet'te çok fazla Türk restoranı neredeyse hiç yok ve Barnet için ilginç yanı vatandaşlarımıza yoğun olduğu bir yer değil aslında. Daha çok İngilizlere ve diğer yabancılara hizmet veren bir yer. O bakımdan biz ayrıca mutluyuz. Umarım pandeminin bitmesinin ardından da böyle açılışları yapmak vatandaşlarımıza ait işletmelerin bizi çok mutlu ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi biraz önce içeride lezzetlerin tadına bakma şansınız oldu mu onu soralım. Oldu. Gayet güzel. Evet, gayet güzel. Hem de hem Türk yemekleri var, hem uluslararası mutfak var. Türk kebabı, Türk eti. Gayet geniş bir yelpazeye yayılmış bir mutfak. O bakımdan bence özellikle bu bölgede çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi Özgür Bey, size de hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Sayın konsolosumuzun buraya gelişleriyle beraber bizi onurlandırmış oldu. Ayrıca teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Onur verdiler. Biliyorsunuz birçok sektörde başarılara imza atan bir ekibiz. Restoran deneyimimiz var. 20'li yaşlarda restorançılığı burada ilk başlatanlardan biziz. Barnet bölgesinde önemli bir noktada iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Türk mutfağının Barnet bölgesinde burada yabancılara tanıtmak bizim için gurur verici bir durum. Herkesi, yani özellikle kendi toplumumuzdaki insanlar da burayı bekliyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler sevgili. Sağ olun. Palmiye Kitchen 3 ortağı şimdi bizlerle birlikte. Özgür Demirci, Süleyman Hayırlı ve Ersin Altundal bizlerle birlikte. Ersin Bey, önce sizinle başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biliyorum ki uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir proje. Bugün de büyük açılış, aslında birkaç gündür de misafirlerinizi burada ağırlıyordunuz. Geçtiğimiz günlerde de aslında çekime gelmiştik. Oldukça da kalabalık, ilgi gören, yoğun bir işletme olmuş. Lezzetler de sanırım keza onun gibi ki gelen bir daha geliyor herhalde, değil mi? Evet, genelde öyle. Biz zaten bu sektöre yabancı değiliz. Bu sektörü eskiden beri içinde olduğumuz için birkaç sektör değiştirerek tekrar eski sektörümüze yeni başlamış olduk. Evet, lezzet konusunda iddialıyız. Kesinlikle herkese tavsiye ediyoruz, gelsinler bir denesinler. Lezzeti görecekler. Başka da ne söylenir değil mi lezzet olunca? Şimdi Süleyman Bey, sadece akşam değil gündüz de Türk kahvaltısı şeklinde birçok farklı mutfağı ve menünüzde farklı lezzetleri barındırıyorsunuz herhalde. Aynen öyle. Şimdi biz burada Türk kahvaltısı veriyoruz sabah 8'den 12'ye kadar, hafta sonlarda saat 2'ye kadar. Şimdi kahvaltı için uzman bir ekibimiz geliyor. Bu işi önce yapmış, yıllarca bu işi yapmış, serpme kahvaltıyı veriyorlar. 12'den sonra o arkadaşların yerine başka bu grillciler, balıkçılar, steakçiler devralıyor. Böylece akşam saat 11'e kadar, hafta sonları da 12'ye kadar devam ediyoruz. hizmetiniz devam ediyor. Şimdi Özgür Bey, biraz önce Sayın Başkonsolosumuzla birlikte yaptığımız röportajda da aslında birazcık bahsettiniz ama genel olarak toparlarsak hem size tekrar hayırlı olsun diyelim hem de eklemek istediğiniz bir şey var mı onu soralım. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle gelen bütün arkadaşlara, başkonsolosluğumuz dahil herkese çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Biz Ersin Bey'in söylediği gibi biz 20'li yaşlarda bu sektör içerisindeydik. Bulunduğumuz farklı sektörler içerisinde çok önemli şeyler yaptık üçümüz beraber. İşte mobilyada ilk ev konseptini getiren bizler olduk. Ve Türk mobilyasını burada iyi anlamda temsil eden tek ekibiz diyebiliriz. Keza perdede öyle. İşte İngiltere pazarında çok ciddi anlamda yabancılar da dahil A'dan Z'ye montajlayarak perde sektöründe de çok önemli noktalara getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz. Her ne kadar mobilyayı bıraksak da demirci perde devam ediyor. Bu sektör içerisinde de şunu söyleyebiliriz. Türk mutfağı bizim bıraktığımız zamandan bu zamana kadar çok önemli bir yere geldi. Dolayısıyla bu noktaya getiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu noktada. Burada acil önemli olan bir nokta daha var. Bizim kendimiz de içinde olarak önemli bir restoranlar birliği oluşturulabilir. Yani sorunlar tartışılabilir. Her sektörün kendisine uygun Türk markalarının burada bir birliği oluşmasından yanayım. Bu anlamda bizler de bu noktada bazı şeyler yapabiliriz. Tabii bu noktaya gelmek istersek Barnet bölgesinde biz önemli bir noktada yer açtık. Bunu çok önceden ölçtük, biçtik. Tabii Türkiye mutfağını Barnet gibi çok kozmopolit bir kültüre sahip olan bir yerde Türkiye mutfağını tanıtmak bizim için de önemli. Bu anlamda Türkiye'li arkadaşlarımız da Süleyman Bey'in bahsettiği testlere yapmalarını önemli bekleriz. Çünkü güzel, keyifli bir yer, keyifli bir mekan. Ayrıca ileriki süreç içerisinde aynı metrekarede bizim bir katımız daha açılacak. Bu anlamda da organizasyonlar yapılabilir, partiler yapılabilecek bir noktaya getireceğiz. Yani burayı bir eğlence bir noktasına getireceğiz. İnsanlar eskiden dışarı gittiğinde sadece açlığını gidermek için giderlerdi. Şimdi öyle değil, lounging yapılıyor. Ailesiyle, dost arkadaşlarıyla, akrabalarıyla hem eğlenceli bir gece hem de güzel vakit geçirmek istiyorlar. Biz de bu anlamda bunun bilincindeyiz. Bu alanı o noktaya getirmeye çalışacağız. Harika. Size başarılar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi de Palmiye Kitchen yöneticilerinden Musi Nogusi bizlerle birlikte efendim. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hi Musi. Hi, congratulations. Hi. Thank you. Thank you to have me. My name is Musi Nogusi. I'm one of the partners Palmiye Kitchen. I'm originally from Eritrea, East Africa. And I have a lovely, lovely three partners here, Süleyman, Ozi and Ersin. And I'm really pleased to be part of this business in N20 Barnet, Whetstone High Street, one of the best restaurants, and I'm glad that we have this restaurant here. Will serve the best food, the best service to our local people, and as well as Eritrean and Turkish and Kurdish people as well. All right. Thank you very much. Thank you. Eritrea Konsolosluğundan temsilci arkadaşımız Johanna Yato şimdi bizlerle birlikte. Hi Johanna, you are here today. What would you like to say? Thank you for having me. Well, first of all, I'm very proud to be here. This grand opening of the restaurant. It's been between the Eritrean entrepreneur and the Turkish entrepreneurs that have come together to open this really fantastic restaurant. So we're proud to be here and to encourage Eritrean entrepreneurs. As a community, we're relatively new to the UK, but we are very pleased to be forming bonds with different diaspora communities and especially the Turkish community. Our relationship dates many centuries back, starting from the Ottoman Empire in Eritrea. And since then, our relationship has developed both on the community level and political level. And I was very pleased here to meet the Turkish embassy representatives here today. So yeah, it's fantastic to be here, and it's fantastic to encourage our local entrepreneurs. Thank you very much, Tan. Thank you. Thank you for having me.